Geldik Sonsuzluk Vadisi'ne. Burada biraz gezdik. Biz çok gezmedik. Geldik, evet. Ork villasını bulmuştuk. Şuradan geldiğimizi hatırlıyorum. Şu duvardan atladık. Hatta atlamadık. Duvarın üstüne didildik. Orklar, ogreler falan vardı. Onları surprise edip bir rezalet çıkardık. Burada bayağı kalabalık bir ork ordusunu fireball'larla falan geçtik. Sonra villaya girdik. Ork liderlerini dövdük. Bu kadar. Sonra geri döndük. Bir sürü şeyler bulup. Şimdi diyor ki kuzeye çevirelim. Kuzey böyle. Ork villasının da doğusundaki bir yerde diyor. Bu harita bayağı gidiyor. Büyük bir harita bu. Sonsuzluk Vadisi'nde. Doğu da burada bir yerde, bir başka evde bir başka faction olduğunu biliyoruz. Burada bir yerde akademiden bahsediyor. Bir de Ork villasının yakınlarında bir tane daha kalt tarikat yuvası var diyor. Bunların hepsini araştıracağız. Kuzeyine doğru. Burası kuzey. Ha, burada harita bitiyor. Burada da bitiyor. Peki, o zaman şu bölge var. Kuzey Doğu bölgesi var. Bakmadığımız. Burada da bitiyor harita. Tamam. Biz kuzey batısından giriyoruz haritanın. Hemen yanımızdaki Ork villası. Güneyde akademi dediği şey var. Burada bir yerde herhalde. Bir de doğuda bir şey var. İki tane ayrı şey söz konusu bu bölgede. Villaya yakın olarak. Ben buradan bir yolunu bulup şu Kuzey Doğu bölgesine gideyim önce. Buradan Ork villaya gidin bakayım. Evet. Burayı hatırlıyorum. Şuradan atladık. Buradaki orkları öldürdük bilmem ne. Ork villasına girdik. Buradan kuzeye gitmedik. Şuradan kuzeye ve mümkünse doğuya doğru arkadaşlar. Hadi bakayım. Dikkatlice gidelim. Şu tarafı bir görelim. Burada elf heykelleri. Haritanın kuzey batısı var mı? Yani var mı? Yok. Herhalde bu ormanlar yine geçilmez ormanlardır. İltismar Main City. Bir dakika, ben ne buldum böyle? Şehri ana şehire giriyor. Ha, ama kilitli. It appears to be locked. There is a small hole where key goes, but the shape of it is old and perfectly circular. No place. Abi bir tane Star Gem of İltismar vardı elimizde. O olmaz mı? Nerede o? İlelebet'te mi? Şu. Perfectly round. Magically sealed places. Aç bakayım. Olur mu be? Açamadı. Bunu böyle tek tek denemek gerekiyor mu? Bir kere burada koşusu olmaya gerek yok belli ki. Açamıyoruz. Yok. Başka bir anahtar. İltismar merkez. Akıllı olacak herkes. İltismar'ın merkezine giden, tamam, bu önemli bir bilgi. İyi ki bulduk burayı. Anahtarı yok. Anahtar bulacağız. Yuvarlak bir şey diyordu değil mi? Tam olarak ne dedi? There is a small hole where a key goes, but the shape is old and perfectly circular. No place for a key. Tamam, yuvarlak bir anahtar bulacağız. Yine bu Star Gem gibi bir şey daha bulacağız. Oradan asıl şehre gideceğiz. Burası da tam olarak asıl şehir değil. Burası Valley of the Eternal işte. Şimdi bazı şeyler yapmamız gerekiyor değil mi? Ne vardı? Bir kere Mage Armor yapacağım kardeşime. Dönerin dil. Al kardeşim. Başka bir şey yapıyor muyduk ya hazırlık spell'i? Galiba yapmıyorduk. Herhalde yapmıyorduk. Sanıyorum yapmıyoruz. Hazırlık siperimiz bir tek bu var. Light'lar var karanlık bir yere girersek. İşte Long Strider gelecek bir de. O galiba Ranger listesinde var. Concentration değil ise, Concentration ise yapamam. Ama Concentration değilse bir dahaki level'ında Patisserie Antalas kuzenine bir Long Strider yaparsan iyi olacak dönerin dile. Şimdi biz buradan Ork Villa neresi? Geçtik mi Ork Villa'ya? Geçiyoruz. Artık bilmediğimiz şeyler. Şu bölgeye bak. You notice a small group of seedy looking goblins ahead. They appear to be scavenging through the rubble. Evet, burada bazı şeyler var. Goblinler var. Tamam, bu bölge şimdi haritanın kuzeydoğu bölgesi zaten. Şu bakmak istiyorum dediğim bölge. Goblin hikayesi. Goblin Encounter'ı. Kaç goblin var göremiyorum. Herhalde iki değildir goblin dediğin. Birazcık yaklaşmaya çalışacağım. Senin zırhında stealth advantage var mı? Stealth advantage var. Half plate. Half plate de stealth olmaz diyor. Acaba kaç goblin var? Bak bakalım Patisserie Antalas. Stealth'i insanüstü, hatta ölümlüler üstü olan sensin. Daha goblin... İki tane goblin olamaz ya. Goblin dediğin şey iki taneli bir grup olamaz. Bu ne? Neyse şimdi bırak şey. Eastern Valley. Öyle mi?
Ha, bu haritanın doğusunda demiyor. Eastern Valley diye bir yer var. Orada başka bir tarikat var. Ben sandım bu haritanın doğusunda. Buradan Eastern Valley. Bir dakika, pause. Kuzey burası. Buradan Eastern Valley'e gidiliyor. Eastern Valley'de ne var dedi? Başka tarikat dedi. O zaman burada da bir tane Southern Valley'e gidiş bulacağım ben. Şurada bir yerde. Burada Eastern Valley'e gidiyor. Tabii doğuya gidiyor. Kuzeyde İltis var. Main City'ye giden bir yol var. Eastern Valley var. Southern Valley var. O zaman bu haritada bir yerde de herhalde Ork Villası'nın yakınlarında o tarikatın ikinci ayağı var. Tamam. Üç aşağı beş yukarı durumu anladığımıza göre ben daha goblin de iki tane olamaz goblin ya. O akılsızca. Bir yerden goblin fışkıracak ama. Neyse biz okumuzu atarak, surprise ederek başlayalım. Ne kadar yaklaşabiliyorsanız yaklaşın. Şey kuzenler. Close combat kuzenleri. Burada mesela seni görüyorlar. Şu stealth'i birazcık öğrenelim. Madem YouTube bağırıyor, stealth'i daha çok kullan diye. Ambush'u daha doğrusu daha çok. Southern Valley diyor. Pause, ok at. Bak görmeye başladılar stealth disadvantage'dan. Şuradan da Southern Valley'e gidiliyor. Önce şu oku atıyorum. İnşallah görmeden atarım. Şak. Atamadım galiba. Attın mı? Oo. Attım. Şak. Ölmedi. Managed to remain hidden. Yalnız Goblin 30 küsür hit point, ne 25 hit point damage'i bölmedi Goblin. Nasıl bir Goblin olduğunu tam anlamadım ben. Bu kızın da bu mesafede görünür olduğunu öğrenmiş olduk. Şimdi bu benim ilk hatam mıydı? Herhalde ilk hatamdı. Poison arrow atıyorsun değil mi? Tiger's Fang. Abi poison damage vurdu. Bu kadar damage'la nasıl ölmüyor bu Goblin ya? 25. 30'dan fazla hit point'i var. Goblin normal goblin değil. Goblin Cutthroat. Şaman bilmiyoruz. Şurada çok fazla inisiyatif gördüm. Şuradalar. Biraz da burada gördüm. Bu tarafta görmedim inisiyatif atan goblin. Dolayısıyla da şu Cutthroat'u bir indirerek başlayalım. Yana yere ve döner indir oynayacak. Ben o zaman şuna da bir ok atayım. Kötü zar. 14-19. Hunter's Mark'ı yaparak atabilirdim bu oku. Hunter's Mark'ı yapmadım. Neyse artık. Bu saatten sonra yapmaya gerek yok. Bekleyeceğim burada. Bu ikisini temizleyebileceğini umuyorum dönerin dilin. End turn. Dönerin dile gelene kadar onun temizleyebileceği kıvama getirmek için. Şu anda acil bir duruma ihtiyaç yok ama. Slow. Slow güzel. Yani çok Lightning Bolt. Ya bu Lightning Bolt duvarları geçiyor mu? Vallahi geçiyor ha. Ya bu Lightning Bolt duvar geçiyor ha. Görmeden olmaz ama duvar geçiyor olmasının artısı çok büyük. Çok büyük. Şimdilik ben stealth'ten tuhit atan ne yapayım? Bunları öldüreyim mi? Scorching Ray'le falan ölürüm. Hadi tamam resource harcamayalım. Şöyle bir şey yapıyorum. 15 daha. Gizli kalmayı becerdi. Enter. Şimdi şuraya geldiğinde buradan bir şeyleri sen görürsün bir yandan. Gel. Hop. Gördün mü Goblin? Bir katrot gördü şurada. Burada ya bütün yığın. Burada gerçekten. Önce dönerindir oynasaydı içeriği görüp Lightning Bolt atardım içeriye gerçekten. Neyse. Şimdi sol elinle başlayalım bakalım atak yapmaya. Bunların ikisi de ölecek durumda zaten. Bana bir tane. Dead. Kırmızı action'ında şu ona bir tane. Ölmeyebilir bu. Hadi öldür. Öldü. Bir mavi action'ın kaldı. Burada zehir sürmek istiyor. Cloak and Dagger neydi? Neydi? Artı 2 acı altınız. Ha, bu yeni gelmişti. Tamam. Light weapon'la vurursam artı 2 acı. Bunlar çok güzel hareketler. Hide edemiyorum tabii. Ve çok fazla kaçacak bir şey de yok. Bu move azmış. Ben burada herhalde benden sonra bir Cutthroat bir de Şaman oynayacak. Sonra ilerlevet bana yetişecek. Sonra birkaç goblin daha var. Ben şunu denemenin zamanı abi. Daggerfang'i. Bu poison'dan yapın bana ha. Poison yapın ama. Poison arrow yapıp durmasın herkes.
Apply. Apply. Ne oluyor? Neden olmadı? This character can perform one free. Hadi apply. Olmadı. Anlamadım. Burada da kapalı zaten. Action, an action of the same type. Main bonus has been selected. Ha. Ha, atak yaptığın zaman poison yapamazsın diyor. Peki. E tamam, şöyle kaçtım şimdilik ben. Action Surge ile yapabilirim tabi. Zehir sürmek için değer mi? Değer. Niye değmesin ki? Denemek için bu işi bir öğrenelim. Action Surge. Açılmadı. Action Surge de boşa gitti o zaman. Peki. Yani inventory'den böyle bir şey kullandığın zaman bu bir action ve bütün round boyunca yeni gelenle de. O zaman şimdi ready de yapamıyorum. Tamamen boşalttık action surge'ı. Zaten surprise'ları olduğunu da unuttum bu arada. Gel bakayım buraya. Şurada bir kalabalık var. Heh. Şurayı bir gör de. Şu kalabalığa bir lightning bolt. Onu da denemek istiyorum. Değmez şu anda belki lightning bolt atmaya ama çalışacak mı diye merak ediyorum gerçekten. Şurada iki goblini bir de şu şamandı galiba. Cutthroat. Cutthroat, cutthroat, cutthroat. Şaman nerede? Şaman bu. Şamanı görecek bir yere gelebiliyor musun kuzen? Full cover. Gel bakalım. Şamanı sen halledersen Cast Spell Hunter's Mark. Şimdi full cover'a atarken sen ignore edebiliyor musun? Ne diyorsun? Çok canavar birisisin. At bakalım. Bu bir. 19. Dead. Şamanın öyle bir hit point yokmuş. Tamam, bu kadar. End turn. Kuzen sana gerek, ha, şimdi şu lightning boltunu gerçekten çalışıyor mu için test için yapıyorum. Aslında ihtiyacımız yok bunu yapmaya ama. Şuraya bir yere gelirsen, şuraya falan gelirsen bakalım ne olacak. Buradan bir lightning bolt alsan ne oluyor? Biraz daha gelmen lazım galiba. Şu 3 kişi, 3 goblini. Daha teste uygun bir zaman bulamam çünkü yani. Şöyle ikili alabiliyor musun sen bunları? Alamıyorsun bu ikiliyi hiçbir zaman. Öyle mi? Şu ikiliyi. Aha, aldım ikiliyi. Aşağıdakini de almış olabilir. At bakayım ne olacak. Bir de geçiyor mu duvarı gerçekten? Bunu vuramadım. 22 kötüymüş. Neden 22 kötü? Çünkü 1, 1, 1, 1, 2. Yani tamam. 8 de 6, 6 kez 8, 48, 24. Ortalama bir zar attı. Birisi de save etti. Ama duvarı delip geçti. Bu kritik bir anda işime gerçekten yarar. Cloak and Dagger'ım geçti diyor. Ve buraya erişemeyeceğim diyor. Bu hoş değil maalesef. Bu maalesef hoş değil. Buradan bu herifi görüyor muyum ben? Patrotu. Bilmem. Buraya gelip ready etmekte de bir mahsur yok herhalde. Gerçekten burada Long Strider olsa bunlara girebiliyordum. Şu Long Strider'ı yapın. Ah, vuramadı bana. Yok canım, özel bir atak yapmaya gerek yok. 7 de hoş değilmiş ama. Sen de bana burada görelim. Hop, disengaging. Tövbe. O neymiş öyle ya? Disengaging hoş değilmiş. Şimdi 3 goblin oynayacaklar. Oynayın bakalım. Ben burada ready'ye devam. Oynayın bakalım. Yok yok abi. 13 güzel. Öyle sayılar bana komaz. Sırayla deneyin. Herhalde 18-19'dan aşağı. Kaç artı 5? 20 kaç, 24 müydü bu kızın acesi? Neydi öyle bir şeydi? Nerede? Sen burada kaldın mı ya? Ha, buradan ok atabiliyorsun. Şurayı target'la.
Atokun'u sinsiden 16 artı 10 diyor şak. Yani ne kötü zar. Hala görünmüyorsun. Devam. Öldürdün. Tamam. Birazcık yaklaşman gerekecek çünkü bundan sonraki turlarda göremeyeceksin. Gayet derli toplu şekilde. Hiçbir yerden mi lanosite yok kız? Buradan var diyorsun. Artık görünmen çok önemli değil. Herhalde artık bir şey olmaz. Lightning Bolt attık zaten. Daha fazla ciddi spell harcama. Ama tamam. Artı advantage'a şaküt 11 diyor. Ölmedi. Görünmedi de. Görünme zarı bile atmadım. Allah Allah. Dönerin değil. İkisini birden öldürebilir misin bilmiyorum. Senin bu zehir meselen gerçekten az önce kombata ok atmadan önce yapmam gereken bir şey işte yani. Biliyordun kombata açacağını. Sürü zehri değil mi? Hayır. Hangi cutthroat bu? Şu. Şunu öldürürsen onu öldürdüğümüze bir emin olalım. Senin ikinci hatan var zaten. Bu birinci hatan. Bu ikinci hatan. Benim şu anda AC'm 25 mi oldu? 23. Burada var mı şey? Cloak and Dagger var. Güzel. Bu öldü. Şuna da bir kırmızı atam kalmış olmalı. İşte böyle. Sonunda Spellblade'imiz. Bu arada bunun Spellblade ile hiçbir alakası yok ha. Yani bu çocuğun Spellblade olması ile ilgili bir şey yapmıyorum şu anda. Dexterity'li fighter bu. Spellblade'den gelen şeylerin neredeyse hiçbirini kullanmıyorum. Spellblade iyi bir class değil belli ki. Yani bir blur bir şey yapabileydi. Kendine haste, blur falan hiç değilse. Şu anda aslında çift yapım kullanan fighter'ım ve diğer fighter subclasslarından birine gitsem daha güçlü olurdum yani. Maalesef Spellblade ile ilgili ama işte for roleplay, nerede bu? For roleplay purposes. Elf dediğin Spellblade olur dedik. Yakacağım gerek. Öldüremedim mi? Ne yapalım? Önce disengage sonra atak yapıyor mu? Abi sen ne yaptın? Colossus Slayer. O da bir Goblin Colossus. 780'de level geldi. Level geldi. Hiç zamanı değildi. Yani hani şu adventure'a levellayarak başlayamamış olmamız da. Neyse bir dahaki rest de artık o. Southern Valley diyor. Şu goblinlerin loot'una şöyle bir bakalım. Loot kavim beni linç etmesin. Bu nedir? Alivas Kiss. Artı 1 D6 damage. Corrosive Arrow güzel. Bolt artı 1 bizi ilgilendirmez. Deep Poisoned Bolt bizi ilgilendirmez. Corrosive Arrow ilgilendirir. Çok da güzel olur. Şurada da bir takım 1D6, 1D4. Bırak ya. O kadar çok ok var ki. Ortalığı karıştırıyor. Yanlış ok takıyorum falan. 1D6 peki. Burada bunların hepsini görebildik mi abi o loot'ta biz? Poisoned Bolt galiba gördük her şeyi. Şamanın üstüne ne düşmüş yani ona bir emin olun. Burning Hands. O güzel. Arrow of Message to Chord. Onu bir okuruz. Arrow of ne güzel atink. Holy Symbol of the Eye. Yuvarlak. Herhalde iltismaran anahtarı değildir canım. Cult of the Eye'in şeyi. Ben alayım bunu da. Holy Symbol of the Eye. Ne diyordu şimdi? The silver holy symbol has the carving of an ominous eye with ugly tentacles. Bunlarca gördük biz. Ben bunu cast edebiliyor muyum? Edebiliyorum. O zaman ben edebilirim yani. Edilecekse ben ederim. Ha bu arada ilelebette de mi var Burning Hands? O da yapıyor galiba. Hayır. E tamam. Dönerin dilde dursun Burning Hands. Dönerin dil. Bunu unutma. Senin oyun tarzın itibariyle Burning Hands atmaya daha uygunsun. Zaten spell listinde de var galiba. Evet. Peki. Zehiri zaten kombat içinde belli ki yapmayacaksın. Sen kombatı böyle uzaktan açtığımız zamanlarda yapacaksın. Şimdi sevgili kuzenlerim. Burası da kilitli mi? Southern Valley of the Eternal'a gidiyor diyor.
Yok. Buradan gidebiliyoruz. Akademi dediği yere gidiyor burası. İstersek gidebiliyoruz. Şimdi biz haritamızı tanıyalım. Şuradan bir yerden doğuya gidiyordu. Orasının da böyle temiz olduğuna bir emin olalım. Eastern Valley. Şuradan. Peki bu burada bir şey var mı? New quest started. Explore the Eastern Valley. Demin Explore the Southern Valley dedim. Bunu yaptı mı demin? Dedi mi? Ben mi kaçırdım? Southern Valley'de böyle bir şey demedi. Peki. Önce Eastern'a git diyorsun. Eastern'da ne vardı? O ne olduğunu bilmediğimiz faction diyordu. Southern'da Akademi faction'ı vardı. Akademi, Wizard Akademisi filan. Elf Akademisi mi yani? Burada şu quest'in çıkmadığına emin olun. Çıkmıyor. Önce doğuya git diyor. Önce doğuya gideriz. Peki. En son akademiye gideceğiz herhalde. Bir de arkadaşlar şimdi sakin olun. Burada bir yerde ayrıca da şuralarda bir yerlerde herhalde şey bulacağız. Üçüncü bir faction var sanıyorum. Üç tane görevden bahsediyordu. O yüzden dikkatliye geçelim. Dikkatlice devam. Burada bir bina var mesela. Elf heykelleri falan var. Sonuçta elflerden başka birileri de var. Gelmiş İtnismar'a. Amanında hatta elfler ne halt ettiklerini bilmiyorlar. Elflerin yaptığı boku düzeltmek için çabalıyoruz falan diye notlar buluyorduk. Yani elfler bir bok yemiş. Bu kapıyı açın bakayım. Temple of the Eye. Oo. İşte o aradığımız... Tamam, üçüncü de burada. Burası tanımlayamadığımız faction. Burası akademi dedikleri yer. Burası da o söz ettikleri tarikatın ayağı. Dördüncü level olabileydik çok iyi. Şey, dördüncü level spell yapabileydik. Cult Enclave. Ne diyor? Enter the Temple of Misaye. You have found an ancient shrine dedicated to Misaye. Perhaps this is the location of the cult you are looking for. Evet. Evet, ona bir itirazım yok. Sadece ben 7. level olmak istiyorum. Bunları yaparken. Ayrıca Misaye, İlalebet'in tanrıçası. The goddess of mischief, protector of rogues and swindlers. Patron of all those who chafe against rules. Evet abi. Misaye'den anlarız yani biz. Şeyde de Misaye, Grimhaven şehrinden daha ayrılmadan önce de Misaye heykelinin oradaydı Wilkers. Misaye buralarda sevilen bir hanım. Keşke 7. level olarak girebilseydik buraya ya. Gerçekten 7. level olsak mı? Şu kapıyı aç bakayım. Mavi çıkarsa. Mavi çıktı. Ben açıyorum koşusumu. Bu haritayı anladım ben. Anlamadığım yeri var mı? Yok. Burada herhalde bir şey yoktur. Tahmin ettiğimiz gibi Ork Villa'nın yakınlarında dediğim bu Temple of the Eye girişi. Southern Valley. Tamam. Bize Eastern Valley'e git diyordu. Ama Southern Valley'e gitme diyor başlangıçta. Ya Cult Enclave'e git ya da Eastern Valley'e git diyor. Ben bu Cult Enclave'i merak ediyorum. Buraya gideceğim. Temple of the Eye'e gideceğim. Kimsiniz lan siz diye. Ama önce gidip level atlayacağım. 7. level olacağım. Ondan sonra da kim bilir Temple of the Eye hikayesinde neler olacak. Ork villasında long rest yeri var mıydı acaba? Bu villayı biz temizledik çünkü. İçinde long rest yeri var mıydı buranın? Yoksa da gideceğim base camp'e yani. Şeylerin yanında yok mu ya? Kervancı çocukların yanında long rest area yok mu ya? Koymalıymış yoksa. Burada var mı? Biz bu haritayı bayağı temizledik diye hatırlıyorum. Bu gidemediğim bir yer vardı, evet. Buraya bir erişememiştim. Burada long rest area yok. Olsa gösterirdim. Kervancı çocukların yanında olabilir. Burası girer girmez orklarla üstümüze üşüttükleri yer. Tamam, hatırladım buradaki çatışmayı. O zaman ben gideceğim. Kervancıların orada. Olmadı base camp'te. Bir yerde 7. level olacağım. Keşke arada vereydin ya. Ben DM olsaydım burada verirdim. O 300 experience'la şimdi bu durumda kalmasın oyuncular diye.
Bir çatışmada söyledim de zaten işte orada. Bir çatışmadan sonra level atlayacaksınız. Onun yerine şimdi atlayın abi. Belli ki önümüzdeki Adventure 7. level oynansın diye düşünülmüş. Bu kervancıların yanında kamp yeri var mı? Yok. Şuraya bir ateş yakamadınız mı lan? Ben gidiyorum ya. Yapacağım yani bunu. Onun öbür türlü iyice Adventure'ın ortasında level atlamak için long rest arayacağız. Şimdi onun yerine 4. 7. level. 4. level deyip duruyorum. 4. level spell'ler geleceği için. Önemli tabii. 7. level kritik bir dönem. Artık mid level'ın high mid level. Benim dünyamda D&D'nin artık sonlarıdır 7-9. Ondan ötesini pek oynamadım, oynatmadım yani. Girelim eve. Wilkers'a şöyle bir anlatırız durumu. Abi tamam, bulduk gidişleri. Eastern Valley'e gideceğiz. Önce Cult of the Eye'ya, sonra Eastern Valley'e, en son Southern Valley'e gideceğiz. Önce şu tapınakla uğraşacağız ama. Level up'umuzu yapalım. Önce level up. Yemek büyüsü yap da şu şeyleri harcamayalım abi. Kürey. 10 tane good berry. Bunları yersiniz elf başınıza. Ha, burada bizim bir stash'imiz mi vardı? Neydi? Buraya bir şeyler mi yığıyorduk biz? Evet. Plague Tarmor artı bir mesela. Dönerin değil. Elinde artık geride kaldığını düşündüğümüz orklarla ilgili notlar. Aa, bu çörde mesaj vardı, onu unuttum. Bu strange map'i hiç bırakma. Cult Enclave. Bu neydi? Harkin. Burada isim var, o kalsın, unuturum o ismi. Bu mesaj neydi ya? You are one of us now, Church. One of the faithful who toil under the all-seeing eye. Use your brethren to hunt the ruins for the monoliths. We must find them or he whose name cannot be spoken shall never rise. Ha, bu daha yok. He whose name cannot be spoken'ı kaldırmaya çalışıyor tarikat. Tamam. Master. Master dediği adam tarikatıyla beraber he whose name cannot be spoken'ı kaldırmaya çalışıyorlar. Rise dediği neyse. Ölümü kaldırıyorlar. Ne yapıyorlar? Amaç o. Bizim de durmamızı istiyor. Çort da herhalde goblin. O öldürdüğümüz goblin. Artık bizden birisin falan diyor. Monolit aratıyor. Goblinlerin monolitleri aramalarını istemiş. Tamam. Bunu da öğrenelim. Gerisi Master Chess Strategies. Buna da isimler var ya. Ledger of Payments. Ha, bunda gelen paralar değil mi? Kime gelmişti bu paralar? Goblin Raid. Bilmem ne. Cult of the Eye Enclave. Adventuring Party. Herkese bir şeyler dağıtıyor. Paralar dağıtılıyor etraftan. Bunu da koyabilirsin. Strange Map kalsın. Adventure'ı başlatan şey. Lanetin üstünden bulduğumuz daha birinci bölümde. Şurada gönderilen şey. Tamam ya, bu da bırakılabilir. Goblinleri kiralıyorlar. Bir tane Holy Symbol of the Eye yanımızda taşıyalım. Kaltenk bu kime mesajdı? Harkin. Ya Harkin unutmayız herhalde ya. Orklar hikayesi bitti çünkü. Bunu da bırakabilirsin. Burada bir isim var ve bu ismi henüz çözmedik. Charles de Forgney. They are not what they seem. They always do not understand that which they toy with. Elfler ne halt ettiğini bilmiyor. Ateşle oynuyorlar. Ben gördüm yüzünü diyor. İşte bu adı söylenemeyen varlık. Ben gördüm diyor John Charles de Forgney. What is done cannot be undone now. Elfler bir halt etti. Artık geri dönüşü yok. Ben tehlikenin farkındayım. Birini koruyorum. Sonsuza kadar da koruyacağım. Bu cümle hoş değil. Undead bu herif. En başta elflere yardım etmem hataydı zaten. Yani şimdi elf olarak çok konuşmayalım. Tövbe etmemin tek yolu burada artık sonsuz bir gardiyana dönüşmem. Monetlerden birinin başında John Charles de Forgney'i undead gibi bir durumda falan bulacağız arkadaşlar. Yapmayalım diye. Yapmakta olduğumuz şey yapılmasın diye kendini feda eden bir sürü insan var bu settingde. Biz yapıyoruz. Duruyor değil mi abi Goodberry'lerin? Şu restimizi yapalım biz. Ve level'ımızı yapalım. Çilekler, milekler çok güzel. Elf resti. Çilekli milekli. Yes abi.
Level up. Evet, level up. Şimdi ilelebetten başlayalım. 7. level kleriksin artık ilelebet. 6 hit point geldi. İyileşme zarın geldi. 4. level'dan bir spell geldi. Çok güzel. 1000 tane de spell öğrendin tabii. Onlara bir bakmak gerekecek. O kadar. Çünkü zaten 4. level spell'ler yeterli güçtür dedi oyun. Peki. Bunları yine allak bullak ettin değil mi? Ya bunu niye yapıyorsun? Nasıldı? Healing Word, Inflict Wounds'du galiba. Burada Blindness, Lesser Restoration diyor. Bu allak bullak etmemiş ya. Yeni gelen iki tane slotu 1. level'a koymuş sadece. Bunlara koymuş. 3. level'dan Daylight, Spirit Guardians, Dispel Magic. Güzel. Beacon of Hope nedir? Grants on Wisdom and Death Saving Throw. Healing Restores Maximum Hit Points. Zar atmadan heal ederim. Wisdom ve Death Saving Throw'ları yükseltirim. İlginçmiş. 4. level spell'ler. Onları bir öğreneceğiz artık birazcık. Çaremiz yok. Banish a creature as long as you concentrate. The creature can be permanently banished if it is extraplanar. Bir dakika duration'ı var. Charisma save atılıyor. Banished yapıyor. Removed from the game for the duration of the spell. Yani bir dakika. Unless the spell is broken before then. If the spell remains unbroken for its entire duration, the creature is permanently banished if it is extraplanar. Fiende de çalışıyor. Demonlara falan da. Elemental'a da çalışıyor. Bir dakika beklersen banishment'ı yapıp ve bu bir elemental ya da demon'sa gider ölür diyorsun. İlginçmiş. İki spell prepare edeceğim değil mi? Death Ward. Protects the creatures once against distant, instant death. Sıfıra düşmeden engellerim diyor. Güzel. Freedom of movement. Immune to paralyze'ı da dahil. Restrain'ı engellerim. Stone Skin bende zaten varmış. Diamond. At least 100 gold consumed. Anam. Diamond. Bir saat sürüyor. Resistance to non-magical bludgeoning slashing. Ha. Magical olmayan her türlü silahtan yarım damage yerim bir saat boyunca ama bir diamond eder bu diyorsun. Valla battle clear'imizde olduğuna göre bakalım tabi. Alır zaten. Prepare hep edecek. Ama diamond toplamamız lazım. Satın almamız lazım. Guardian of Fate conjures a large spectral guardian that damages approaching enemies. Ha. Hareket etmiyor bu herhalde. Herhalde. Duruyor. 8 saat duruyor. 8 saat boyunca duruyor. Yaklaşana damage vuruyor. Yani olur. Spirit Guardians'la beraber garip ilginç bir şeyler yapılabilir. Şimdi Banishment ve Paralyze'ı engellemek dışı. Banishment ve Guardian of Fate'i ben deneyeceğim. Phantasmal Killer var bir de. O da hazır. Ne diyor? Psychic Damage. Each turn until successful save. Frightened yapıyor. 4'te 10 damage vuruyor. Korkuyor, kaçıyor ve damage yiyor. Her turn save atıyor. Tutturamadıkça damage vurmaya devam ediyorsa bayağı iyiymiş. İllüzyon speli. Lili yapıyor. Peki. Hepsi denenir. Bunların hepsini deneyebilirsin ilelebet. Bu da mı concentration? Bu concentration değil, summoning. Bu iyi. Banishment da concentration. Oo, stone skin olmadı. Taç ha, başkasını yap. Abi bunun concentration olmaması lazım. Yanlış bu. Bir saat süren spell concentration olur mu abi? Yani Mage Armor concentration olsa yapılır mı? Kimse yapmaz. Aynı şekilde bu yanlış. D&D'de de böyleyse o da yanlış. Tasarım olarak yanlış. Solas'ta da böyle geçirdilerse hata etmişler. Neyse, valideye bastım ben. Yanımızda olsun. Diamond var mı diye de bakalım diamond var mı? Elimizde diamond var mı arkadaşlar bizim? Bu bir diamond mı? Rough blue diamond. 500 gold. Bunu bir kere yapınca 400 gold değerinde bozuk para verecek misin bana? Emin olamadım. Neyse, dönerin dilin level'ına gelelim. 8 hit point, additional hit die. Bir tane bir, iki tane ikinci level. Ha, ikinci level spell'ler geldi. Yapamıyordum şu ana kadar. Önemli o. Adam gibi güçlü
oluyoruz işte. You can use into the fray. You can use any melee weapon. You are proficient with as a spellcasting focus. Tamam. Kullanmayı bildiğim herhangi bir silah fokustur. Can perform the somatic component. Tamam. İkinci elinde ikinci silahı da böylece kullanırsın diyor. Being next to a hostile creature doesn't impose disadvantage on your ranged spell attack rolls. Tamam. Evet. Şimdi tam Spellblade oldu. Bunun yanındayken şuraya Scorching Ray'de atabiliyorum. Hem de üstümde ayrıca şey taşımam gerekmeyecek. Ayrıca fokus taşımam gerekmeyecek. Kullanmayı bildiğim silah bana fokustur oldu. Long Strider bende varmış abi. Bir dakika nasıl olacak? Thunderwave, Magic Missile, Burning Hands. Thunderwave'i bıraksan. Onun yerine Long Strider'ı alsan diyeceğim. Ama bu olmaz ki abi. Long Strider'ı aldım. Kendime yaptım. Bir saat mi? Ne kadar diyordu? Bir saat. Thunderwave kaç kere attın? Thunderwave'i bırakma dur. Burning Hands'ı bırak. Çünkü Thunderwave yine de move ettiriyor filan falan. Long Strider'ı al da buradan ne alacağım? Levitate, Magic Weapon, Darkness, Dark Vision, Hold Person, Spider Climb güzel, Scorching Ray. Bu yeni gelen ability'm yüzünden Scorching Ray alacağım. Çünkü kombattayken başka bir yere hit atabiliyorum. Bunu neden Magic Missile'la yapmayayım? Çünkü Magic Missile bilmiyorum. Ha, biliyorum. Bunu neden Magic Missile'la yapmayayım? İkinci level'dan atarım. Bir tuhaf bu. Bu Spellblade olmamış. Ben ikinci level slotumu harcayacağım. Magic Missile'la zaten atarım. Tuhit atmaya uğraşmam yani. Daha çok damage vuruyor. Bir açıklaması bu. Bir açıklaması bu. Misty Step kaçmama sağlar. Güzel, fena değil ama Spider Climb'da... Misty Step kaçmamı sağlamaz sadece, yaklaşmamı da sağlar tabi. Değil mi? Teleport to a free cell you can see. 6 kare. Abi evet. Misty Step diyeceğim. Haşırt diye kombata girme özelliği için. Ve gerçi o zaman da Long Strider'ı niye aldın? Zaten bu yüzden almadın mı? Tamamen mobilite turn'u oluyor. Hızlı hareket ediyorum. Teleport oluyorum. İstediğim yere gidip vuruyorum. Kırmızıdır. Misty Step kırmızı action. Kırmızı action'da gelip iki mavi vuruş yapıyorum. Misty Step'ten emin olamıyorum. Peki Long Strider Scorching Ray diyeceğim ama Long Strider aldığım için Misty Step almayacağım. Hızlı hareket etmeye başladığım için. Çünkü kombattan kaçmak için kullanmayacağım ben bunu. Normal Wizard kaçmak için kullanıyor. Scorching Ray atacağım. Deneyeceğim yani. Böyle bir ability verdim aramadan. Gelelim Yanaeren'in level up'ına. 4 hit point die. Bir tane 4. level spell. Peki next. Sen de saçmalıyor musun böyle? Spell'i öğren diyorsun. 4. level spell'ler nedir abi? Banishment. Öbür tarafta var. Black Tentacles. Blight. Confusion. Wall of Fire. Phantasmal Killer öbür tarafta hep var. Stone Skin öbür tarafta hep var. Identify Creatures 4. level'a konur mu be? Ne acımasız oyunmuşsun. Kim alır abi bunu? Bu saçmalıkmış. Greater Invisibility. Target becomes invisible. Even when attacking or casting spells touch. Güzel. Bir dakika. Ama güzel. Atak etsem de görünmem diyor. O hoş. Dimension Door kaçmamı sağlar. Misty Step de kaçmamı sağlar. Yok mu bende Misty Step? Var. Dimension Door'a gerek yok o zaman. Black Tentacles. Bu çok güçlü bir spell diye. Restrained yapıyor. This area slows down. 1 damage. 1. 3d6 damage. Dexterity saving throw. Attacks against creatures have advantage. Güzel. Güzel Black Tentacles. Wall of Fire, Ice Storm. Bu ne yapıyor? Slows down. Difficult ground yapıyor. 2d8 bludgeoning, 4d6 cold damage vuruyor. Bir kere sonra da o alanı difficult ground yapıyor, öyle mi?
büyük bir alandı bu, öyle hatırlar gibiyim. Çok geniş bir alana atıyordu bunu. Ondan sonra da o Difficult Ground'u, bu da fena değil, olabilir. Wall of Fire, kendi çevreme çember açıyordum değil mi? Outer Inner, içine ya da dışına doğru vuran Ring of Fire açabiliyorum. Conjure Minor Elementals, Confusion. Bir dakika sürüyor. Area. Creature can move away, not act at all. Melee attack or target within reach or act normally. Confusion da çok güçlü spell'dir. Kalabalıklarla ilgilenmek için. Ama şu anda Greater Invisibility ve Black Tentacles niyetindeyim. Şimdi bunların hangileri concentration? Invisibility concentration, bu da concentration, haste de concentration. Kızım bir sakin olalım concentration meselesinde. Bir de bir dakika. Bir de benim Arcane Fury'm var. Ben bir şeyim. Şok arkanistim. Bunu bir şekilde kullanmam lazım. Invisibility concentration diyorsun. Onu emin olamadım. Bu evocation. Şu evocation'ı al bir kere abi. Her level'dan bir evocation al. Onun üstüne de Black Tentacles mı, Invisibility mi? Touch olduğu için Invisibility herhalde ya. Ice Storm da yavaşlatıyor sonuçta. Yavaşlatıyor ayrı tabii. Restrain de ayrı. Adama atılanlar advantage ile atılır falan diyor. Çok oraya emin olamadım. Ama iki tane bunu alamam. İki tane Area ve Control Spell almak istemiyorum. Ice Storm'u da almak istiyorum Evocation olduğu için. O yüzden Black Tentacles kalsın şimdilik. Greater Invisibility alacağım, her zaman işimize yarar. Prepare edelim. Slow. Hey, o kadar çok concentration oldu ki burada. Şimdi Scorching Ray lazım. Misty Step lazım. Expeditious Retreat lazım değil. Onu bırak. Mage Armor, Magic Missile, Shield zaten lazım. Bir tane spell alacağız öyle mi? Ice Storm alacağız. Haste Slow. Ice Storm Concentration mı? Değil. Bu concentration. Haste ile slow arasında mı seçim yapacağım? Ya da counter spell'i mi bırakacağım? Haste'i kime atacağım? Kardeşime atacağım. Kime atacağım? Invisibility. O dursun hadi. Böyle oynayacağım ben. Concentration'ı haste ve slow için kullanacağım. Ki lightning bolt atıp duruyorum zaten duvar arkasında falan ama dönerin dile Mage Armor haste atmak çok iyi fikir. Bu haste zaten hızını arttıracak. Değil mi? Artı 2. Speed is doubled. O zaman o Long Strider'a çok gerek yok. Gerçi tabii bu çok kısa sürüyor. Tamam. Dönerin dile haste. Sonra damage'lar. Çok acayip bir durumda slow'a concentrate olurum. Valide. Patisserie Yantalas'ın level'ı. 8 hit points, additional hit die. İkinci level spell. O güzel. İkinci level spell iyi. Defensive Tactics. Choose one of the following options. Escape the Horde, Multi-Attack, Defense or Steel Will. Ne demek abi bunlar? Opportunity attacks against you are made with disadvantage. Meh. Üstüme üşüşürlerse geri kaçıp ok atmamı sağlar. Multi-Attack Defense. When a creature hits you with an attack, you gain artı 4 bonus. Against subs made bad. Biri bana vurursa bir çok fazla atak yapan herife karşı. Bu close combat ya. Steel will nedir? Advantage on saving throws against being frightened. Opportunity against you are made with disadvantage. Sanıyorum aradan da en makulü escape. Yani bana vuran adama karşı artı 4 AC. Bu ben herife üstüne gidiyorum ki çalışır. Frightened güzel ama yetmez. Yetmez ama evet. Bu ise daha önce başımıza geldi. Sıkıştığım zaman opportunity'yi yemeden, yani disadvantage'da yiyerek kaçmamı sağlayacağı için defensive tactics'te okçu ranger'e en çok bunun yakıştığını düşünüyorum. Okçu olmayan bir ranger, close combat'a giren bir ranger mesela bunu alabilir. Artı 4 çok iyi AC çünkü. Bir adam bana vurmaya devam edecekse artı 4 AC çok güzel. Escape the Horde aldım. İkinci level'dan speller geldi. Unlearn hiç gerek yok abi. Cure güzel. Long Strider varmış burada da. Varmış. Doğru hatırlıyormuşum. Cure Wounds yerine. Abi yok. O Cure Wounds. Öyle mi ya?
O Kürvunz yerine Porsche. Kürvunz'u nereye yapacağım? Klerik düşerse. Kardeşim düşerse yapacağım. Onu Potion da içirebilirim ona. Onun yerine birinci level'dan Long Strider'ı yapsam. Kendisi de aldı Long Strider. Kendisi yapsın ya. Bana ne? Allah Allah. Tamam. İgnor. Kuzen kendin yap ya. İkinci level'dan spell geldi. Bark Skin nasıl çalışıyordu? Direkt AC'sini 16 yapıyordu. Ama Dexterity, Maxterity hepsi boşa gidiyor. O bir anlamı yok onun. Spike Rose, Silence, Mind Traps. Sahiden anlamsızmış burası da. Silence, Concentration. Hunter's Mark varken ben başka bir şey konsantre olamam abi. Bayağı zor. Animal Friendship. Tamam. Animal Friendship aldım. Beast Miss çıkar. Gerisi boş görünüyor. Restoration, Restoration. Dark Vision. Hepimizde var Dark Vision. Elfiz. Finish. Long Strider buradaymış. Belki de bunu almalı, alabilirdim ama zaten Nerendil kendisi aldı. Close. Başka yapacağımız bir şey kalmadı. Geri dönmem gerekti maalesef ama şimdi 7. level olarak çok daha başarıyla bence Temple of the Eye'ya girmemiz mümkün olacak. Ben bir mola vereyim. Gelip Temple of the Eye macerasına başlayalım.